Merhabalar efendim, e, haber masasıyla karşınızdayız. Bir konuğumuz var, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Gökker bizlerle birlikte. Gündemi konuşacağız efendim, öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Olayım. Şimdi tabii konu ve gündem malum, e, yenilenecek olan seçimler 23 Haziran'la ilgili olarak. Artık e, partilerin de seçim stratejileri belirlenmeye başladı. Evet. CHP'de bugün bir toplantı oldu, ardından Bülent Kuşoğlu açıklamalar yaptı. Şimdi 23 Haziran'da seçimler yenilenecek dendi, i̇tirazlar ardı ardına gelmeye başladı. CHP bir itirazda bulundu, hatta iki tane itirazda bulundu. İşte CHP istiyor ki İstanbul'da seçimlerin 39 ilçede yeniden yapılmasını istiyor. Bir diğeri de işte 24 Haziran seçimlerinin iptalini istiyor. Şununla başlayalım, YSK bu itirazları kabul edecek mi sizce? Öncelikle bizi izleyenlere hayırlı Ramazanlar diyerek başlamak istiyorum. Malum Ramazan ayı ruhani duyguların en üst seviyeye ulaştığı bir seviye. Biz de burada bu seviyede e, gireceğimiz olduğumuz seçimde bu atmosferde bir kampanya götüreceğimizi her şeyden önce tüm ulusumuza evet, söylemek efendim, isteriz. Kampanyasından e, nasıl bir organizasyon bekliyor bizi? Hepsinden konuşacağız. Evet. evet. Şimdi e, eğer ülkede bir hukuk düzeni varsa bu zarfa giren biliyorsunuz dört tane seçim şey vardı birincisi muhtarlık, hı hı. ikincisi meclis üyelikleri hı hı. üçüncüsü ilçe başkanlıkları ilçe belediye başkanlıkları ve dördüncüsü büyükşehir belediye başkanlığı hı hı. şimdi burada siz bu seçim atmosferinde bir takım şeyler oldu adını da koymadan sadece bu zarftan çıkan büyükşehir belediyesini iptal ederseniz burada bir gerekçe oturmakta ya da bunu açıklamakta vatandaşa ciddi anlamda zorlanırsınız. Hı hı. Çünkü aynı sayımı yapan sandık kurulları, aynı tasnifi yapan yine sandık kurulları ve dolayısıyla bu seçimin hep bütünüyle yenilenecekse hepsiyle yenilenmesi lazım. Hı hı. Ama burada tabii hükümetin Yüksek Seçim Kurulu'na özellikle tek adamın Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği talimat ve baskı neticesinde sadece büyük şehir belediyesi seçimleri tekrarlanacak. Hı hı. Bizim talebimiz de bu konuda 39 ilçenin de bu seçimlerle ilgili olarak bu seçimin yenilenmesi. Hı hı. Eğer Türkiye'de adalet tecelli ediyor ise bu haklılık gerekçesinde, iptal gerekçelerine dayanarak bu 39 ilçenin de seçim tekrarına vermek zorundalar. Hı hı. Öteki türlü açıklayamazlar. Açıklayamadıkları içerisinde kaldıkları şeyde de bizim karşılarındaki duruşumuz net. Tabii ki Böylesi dayatmacı bir hukuk düzeninin karşısında tamam diyeceğimizi beklememek lazım. Peki YSK bu son verdiği kararla ilgili e, gerekçelerinde sizce yeterince kamuoyunu rahatlatacak e, gerekçeler ortaya sundu mu? Sizce? Vatandaş olarak soruyorum. Hani biz siyasiyiz diyelim. Bence sunmadı. Niye sunmadı? Hı hı. Çünkü kendi oluşturduğu kurulları hı. ve e, almış olduğu kararlar var. İçtihat kararları. 2 Mart itibariyle bunlar bitiyor. Sandık kurulları oluştu itirazlar kapanıyor. bunları itiraz yolu kapanıyor. Burada eğer daha önce belediye seçimlerinde vermiş oldukları kararlarda burada eğer bir sıkıntı var ise sandık kurullarının oluşumunda, hı hı. sandık kurullarının oluşumundaki görevli kişilerin ve sandık kurulundaki o sorumlu kişilerin davaya ya da mahkemeye taşınması gerekir. Sandığa oy atan vatandaştan bunun bir ceza görmesi ya da sandıktan çıkan adayın bundan etkilenmesi son derece saçma. Burada bir e, hukuk katliamının olduğu taraf da tam bu aslında. Verdiği kararlarla ters düşmeleri. Hı hı. Şimdi geldiğimiz noktada burada e, daha önce iştihat kararlarında verilen noktada belediye başkanlığı seçimlerinde kurullar oluşmuştur. Kurullar işini eksik yapmıştır ama seçimin buna seçim sonucunun buna dahli yoktur deyip seçim kurullarını daha şey, mahkemeye verdikleri kararlar var. Hı hı. Ama şimdi bunlar hatalı Açıklayamadığımız sebepler var gibi e, son derece anlamsız bir sebeple bu seçimi yeniletmeye çalışıyorlar. Yani yeniletmelerindeki e, sıkıntı aslında şöyle de görmek lazım. Biz girer yine bu seçimi daha yüksek bir seçimle alırız. Buna inancımız tam. Hı hı. Çünkü e, şu anda e, bilmiyorum konuşacağız mı ama genel merkezimizin başlattığı seçim kampanyasını desteklemekle evet, bir... Evet, oraya da geleceğiz. Evet. Şimdi... E... Yani o oraya geçmeden önce İstanbul seçimi konuşulurken şimdi YSK'da karar aşamasında yenilenmesini isteyen 7 üye işte onların sessiz kalması, o kararı verirken işte herhangi bir tartışmanın olmaması falan bunlar çok konuşuldu. Bir de üzerine 6 üyenin görev süresinin uzatılması kararı alındı. Bir yıl daha uzatıldı. Bu biraz manidar bulundu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi manidardan öte hukuka uygun değil yani hı hı. şu anda Türkiye'de e, anayasa bana göre askıya alınmış vaziyette zaten kanuna aykırı olarak görev süreleri bir yıl uzatıldı hı hı. ve bu insanlar o yedi insan diğer dört hakim konuşup gerekçe açıklarken sessiz kalmaları e, hani hep söylenen siyasette bir şey var haksızlığa karşı susuyorsanız dilsiz şeytansınızdır diye Burada da bunun bir örneğini kendileri sergilemiş oldular. Eğer gerçekten hukuka inanıyor olmuş olsalar idi, bu görev sürelerinin bir yıla uzatılmış olduğu kararda, yok anayasada bunun yeri yok, bizim görev süremiz dolmuştur, görevden feragat ediyoruz yerimize başkalarının atanması gerekir demeleri lazımdı. Hı hı. Çünkü bu hukukçuysanız bunu yapmanız lazım. Hı hı. Ama bunu yok cebime bir yıl daha koydum. Buradan ben bir yıl daha bu hikmetle beraber yandaş yürürüm diyerek bunu kabul ettikten sonra zaten görev süresi uzatılan insanların ama biri hariç diye düşünüyorum. Burada bu karara karşı durabilmeleri çok da mümkün gözükmüyordu aslında. Hatta bir yıl uzatılması belirlenen üyelerin bile bir yıl daha uzatılmış. Yani toplamda evet. iki yıl olacak. Böyle bir karar. Peki şimdi bir yandan da ekonomi. Şimdi bu kararın sosyal, ekonomik, siyasal pek çok sonucu olacak. Seçime gidecek Türkiye evet. ve onun da etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. İşte Merkez Bankası'nın son olarak bir hamlesi var. Hani önlem amaçlı, işte yükselen dolara karşı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiğini açıkladı Merkez Bankası. E şimdi tüm bunlara baktığınızda ekonomideki gidişat nasıl olacak? Şimdi az önce Öztrak da bir açıklama yaptı. E, enflasyon daha da evet. yükselecek dedi. Artık bunun daha kötüsü ne olabilir? Bunun daha kötüsü e, ne olabilir? Zaten şurada önceki şunun altını yani çizelim. AKP bunun hesabını yapamaz mıydı sizce? Bence yapabilirdi. Evet. Ama şu var. belediyenin den yardım alan vakıfların paylaşıldığı listeye biliyorsunuz erişim engeli geldi. Hı hı. Çok sık yapılan şeylerden birinde burada yapıldı. Burada niye yapıldı? Çünkü direkt olarak saraydaki adama birinci derecede bağlı olan vakıflara inanılmaz para yardımları yapılmış. İşte burada okçuluktan tutun da hı hı. işte Ensar Vakfı'na kadar birçok yerde bu yatırımları görüyoruz. Bunlara erişim engeli geldi. Şimdi ben her yayına bağlandığımda da bunu ilettim. Geçmişe olan yaptıkları harcamalarla bunların isyanı yok. Gelecekte bu harcamaları yapamayacakları için bu isyana, bu belediye seçimini, büyükşehir belediye seçimini yenilettirmek istemelerinin gerekçeleri bu. Bu sefer bu paraya ulaşamayacaklar. Çünkü Ekrem İmamoğlu ne dedi? Bizden yana artık cemaatlere, vakıflara, her türlü yardıma son bulduk. Herkes eşit miktarda payını alacak dedi. Hı hı. Bu çok ciddi bir mesajdı Ve bu mesaj hükümet tarafından alındı. Hı hı. Alındığı için de türlü yollar kullanılarak bu seçimin iptali yönüne gittiler. Şimdi dolar en son mh, Sayın Berat Albayrak çıkıp dediğinde ne dedi? Masaya yumruğumuzu vurduk evet. dolar 5 lira oldu dedi. Şimdi 6 liranın altındaydı. Bugün itibariyle 6.20'yi bulmuş. 6.20'yi geçti. Evet hatta geçti. Daha yani da ekonomik yükselecektir. Ekonomik dengeler tamamıyla bozulmuş durumda şimdi bakın az önce ben buraya gelmeden önce sanırım izliyorlardır. Paylaşmamı söylediler. Burdur'da bir TOKİ projesi vardı. Hı hı. Bu TOKİ projesi çevresinde evleri boşaltılan vatandaşlarımızın kirası devlet tarafından ödenecekti. Ama şimdi gelen mesajda diyor ki bize 3 aydır kira ödenmiyor. Şimdi buraya nereye gidebilecek? Devletin bununla uğraşması gerekirken mazotun bu kadar olmuş, dolar bu kadar olmuş, yem bu kadar olmuş. İnsanlar açlık içerisinde, inanın günde 10 telefon geliyorsa bunun 8 veya 9 tanesi iş talebi. Ve bunları karşılayamadığımız için insanların yüzüne bakamaz olduk. E burada bu işte meclisin çalıştırılması ve bunlara bir çözüm önerisinin getirilmesi gerekirken biz neyle uğraşıyoruz? Vakıflara e, yandaşlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tekrar kazanabilmenin mecrasına sokulduğu ülke. Bir İstanbul hırsı evet. söz konusu. Evet, şimdi Sayın Kuşoğlu'nun açıklamaları var e, CHP'nin kampanyasından, bundan sonraki e, yol harita, haritasından e, bahsetti. İsterseniz bir şimdi onunla ilgili bir haberimiz var. E, bir ona bakalım, CHP'nin bundan sonraki yol haritası nedir, tamam. ne olacak? E, onu izleyelim, ardından sizinle konuşalım. Bu sefer 160'ta geleceğiz. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, bu düzensizliğe karşı Atatürk'ün partisi daha yükselecek. YSK'nın İstanbul'da seçimler yenilensin kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi de 23 Haziran stratejisini belirledi. Biz adalete savaş, demokrasiye tam. Türk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından başlayan yaklaşık bir buçuk aylık propaganda dönemini masaya yatıran parti yönetimi sandığa gitmeyen seçmeni ikna ederek oyunu artırmanın hesaplarını yapıyor. Doğru olur, iyi olur. Benim de İstanbul'da akrabam var 25-30 tane neyse. hepsine tek tek haber göndereceğim. Bu sefer CHP'ye hiç oy vermedik ama değil. Bu sefer CHP'ye verecekti. Hakkını arayacak tabii ki. Zaten burada bir haksızlık oldu zaten. Kazandığı 14 bin oyla adamı yok saydılar. CHP... AKP'nin ülkeyi bir parti devletine dönüştürdüğüne dikkati çekecek ve bunu örnekleriyle halka anlatacak olan CHP, İstanbul'da mahalle bazlı çalışmalar yapacak. İstanbul'daki akrabalarımın hepsi teyakkuz halinde. Tamamı İmamoğlu'nun arkasında, yanında kim ne yaparsa yapsın onu engelleyemeyecek. O yine İstanbul'un belediye başkanı olacak. Milletvekillerinin büyük bir kısmını da bu süreçte İstanbul'da görevlendirecek parti yönetimi ayrıca 31 Mart'taki zaferin anahtarı olarak görülen Demokratlar İttifakı'nı da sürdürecek. Ee, doğru bir tanedir yani. Sonuç önceki neyse bu da öyle olacak gibi görüşündeyim yani. Evet, YSK'nın İstanbul seçimler için aldığı tartışmalı karar üzerine Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi seferberliği ilan edildi. Bir kampanya belirlendi, artık şekilleniyor yavaş yavaş. Bugün yine Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları vardı. Biraz detaylandıralım. CHP'nin bundan sonraki yol haritası nedir, ne olacak, ne yapılmalı? Evet, şimdi ama şöyle az önceki bantta geçen vatandaşın söylemine istinaden bir şey söylemek hı hı. istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun evet CHP etiketiyle e, adaya adayı seçime girmektedir ama bu saatten sonra artık o Millet İttifakının ve tüm İstanbulluların ortak adayıdır. Bunu belirlemek lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisine mal etmek yerine tüm İstanbul'a mal etmek bence çok doğru daha bir strateji ki gidişatta bu yönde. Hı hı. Şimdi az önce e, Partimizin de paylaştığı gibi bir yardım kampanyası başlatıldı evet, bir ve kampanyası. 20 liralık bir limit belirlendi. Şimdi buradaki 20 liralık limit kimine göre çok, kimine göre az ama bu kampanyaya katılmak ve kendisini bu kampanyanın bir parçası yani aidat aidet duygusu isteyebilmek için bu önemli bir şey. Bizim sağlamaya çalıştığımız da bu. Ekonomik yardımın yanı sıra bir manevi blok, bir işin içerisinde ben de varım, ben de katkı bir soydum. Oluşturmak, evet, bir evet. birlik oluşturmak. Bunu ben sosyal medyada paylaştıktan sonra inanın o kadar çok geri dönüş aldık ki. Evet. Telefon iki kere şarj oldu ve insanlar sürekli yatırdıkları banka dekontlarını geri gönderiyorlar. İşte ben de varım, yapabildiğim bu kadar. Çok özür dilerim. Fazlasını yatıramadım diye insanlarımız da var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hı. Yani bir yerde başladık. Burada esasında insanlarımız şunun da farkında. Biz eğer 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu açık ara tekrar büyükşehir belediye başkanı seçemez isek bu ülkede demokrasi tamamen tabuta gömülmüş ve son CV'sine de çakmış olacağız. Çünkü insanlar bundan sonra istemediği seçimi Kimilerini tehdit, kimilerinin görev süresini uzatarak istediği kararı YSK'dan çıkartabilecek ve seçimleri iptal yoluna gidecektir. Ama vatandaş burada, buraya kadar ben artık bu dikta, tek adam rejimine dur diyorum deyip, hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Ekrem İmamoğlu lehine oyunu kullanacak ve onu açık olarak önde çıkaracak olursa, burada demokrasi tekrar filizlenmeye başlayacaktır. Şimdi bir soru. E Kuşoğlu'nun bir uyarısı da var. Onu tekrar şöyle bir ayrıntılı okumak istiyorum izleyenlere. şimdi kampanya ile ilgili vatandaşlar 20'şer lira bağış yapmaya çağrıldı biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bağış yapılırken mutlaka bağışçının kendi TC numarasını da belirtmesi. Aksi takdirde paranın İmamoğlu yerine hazineye aktarılacağı bildirildi. bunu da belirtelim sevgili izleyenler. Hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank'ın ilgili şubelerine ve belirttiğimiz hesap numaralarına başvurarak bize güç vermek ee, Ekrem İmamoğlu'na güç vermek için e, İstanbul kampanyamıza para yatırabilecekler dedi Kuşoğlu. Şu an evet haber masası devam ediyor sevgili izleyenler. CHP Burdur milletvekili Mehmet Köker bizlerle birlikte gündemi konuşuyoruz. Şimdi e, bir mağduriyet oluştu Ekrem İmamoğlu ile ilgili evet. ve inanılmaz bir destek var. E, i̇şte sosyal medyadan vatandaşlardan siyasetçilerden iş adamlarından işte en son. E, Galatasaray Divan Kurulu toplantısında yapılan o açıklama. Dünkü ee, Fenerbahçe maçı. Evet, dünkü Fenerbahçe maçı inanılmaz bir destek var. İşte ben düğünümü iptal ettim. İşte sandık başında olacağım diyenler var. Ee, yani bu mağduriyet bir teveccüh oluşturacak mı sizce? Kesinlikle. Çünkü insanlar bu ma yani yıllarca bu mağduriyet adı altında yaşadıkları için ve kendilerine bu mağduriyet da dayatıldığı için Burada şimdi demokratik yolla bir haklı tepki göstermeye çalışıyorlar. Hı -hı. İşte bu da demin sizin söylediğiniz gibi kimisi düğününü iptal ediyor. Evet, her kimisi herkes kendince e, bir şey yapmaya e, çalışıyor. Tenis turnuvasında her şey çok güzel olacak diyor. Kimisi çıkıyor. Fenerbahçe maçında, e, basket maçında e, tempo tutuyor. İşte sizin dediğiniz gibi Divan Galatasaray e, yakında e, tabi bu işlerin evet. en büyük organizatörü de Çarşı grubu olduğuna göre onlardan da bir e, Atraksiyon olabilir. bekliyoruz, mutlaka, evet, mutlaka, mutlaka olacaktır. Bu da şunu gösteriyor aslında, insanlar bu yaşadıkları 19 gün içerisinde, bu gördükleri sevgi dili, hoş, kendilerinden biri olarak adettikleri Ekrem İmamoğlu karşısında mevcut iktidarın ötekileştirici, aşağılayıcı ve kibirli tavrına bir dur demek. Evet. Bu, ortaya evet. çıkan bu. Bakın seçim satına girdiğimiz zaman çıktılar ne dediler? bütün herkese millet demek yerine zillet dediler kendi karşısına. Terörist dediler. Sonra çıktılar dediler ki e, biz 82 milyon aynı gemideyiz. E, nasıl aynı gemide oluyoruz? Sen geminin öteki tarafındasın ve bizi terörist ilan etmişsin. Şimdi yine aynısını paylaşıyorlar. E, dün genel başkanımız da açıkladı. Hani hatırlayın seçim kampanyasında çabuk utulduğu için aslında vatandaşlarımızın da bildiği şeyler. Hani Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimini aldığımız zaman terör örgütleri bayrak sallayacaktı. Hı hı. Evimize e, terör örgütleri su faturası getirecekti. Biz onları görecektir. Ne oldu? Tam tersi oldu. Değil mi? Ankara Yine Büyükşehir Mahallesi'ne. Yine bu Mansur ilgili de aslında benzer evet. bir durum olmuştu. Bir önceki seçimde bir böyle bir seçimle alakalı şaibeler oldu vesaire. İşte o Melih Kökçek'le girdiği yarışta. E, sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi evet. Başkanı oldu. Son seçimde. Yani biraz aslında benzer bir durum gibi. Çünkü Türk halkı, Türk milleti ona e, güvenmek gerekiyor evet. değil mi? Mağduriyeti sever, mağdur olanın evet. yanında yer alır. Gerek dinen duygularıyla gerek sosyal yaşantısında ezilenin devamlı yanında olmuştur. Bakmayın siz parti büyükleri üstten atıp diğer yani diğer derken bizleri ötekileştiriyorlar ama bunun vatandaşta en ufak bir karşılığı inanın ki yok. Çeşitli hı hı. oy hesaplarıyla yöntemiyle kendi oy oranlarını 18.81'e çekiyorlar ama onlar da biliyorlar %7 aldığını. Hı hı. Bu ötekileştirmenin kendi tabanlarında karşılık bulmadığını. Hı hı. Çünkü ben ee, ölçek olarak, nüfus olarak küçük bir ilin, milletvekiliyim. Orada herkesin herkesle muhabbeti var. Tabii. Dolayısıyla e, kiminin düğününde oynamışız. Burada da, da bu konuşuluyor değil mi? İstanbul tabii, tabii. seçimleri en büyük e, gündem maddesi şu anda. Aynen öyle. Evet. Belki İstanbul'u hiç görmeyecek, belki Boğaz'a hiç gelmeyecek evet, ama öyle. orada yaşanan adaletsizliği ve mağduriyeti kendinde hissediyor. İşte en büyük e, artımız da bu aslında. Hı hı. Biz buradan bir e, Başarı çok daha büyük bir başarıya dönüşecek. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın bunu samimi olarak söylüyorum. Bu seçimi eğer reddetmemiş olsalar idi, okeylenmiş olsaydı, ülkenin gündemi ekonomi ve işsizlik olacaktı. Bu konuşulmaya başlayacak. Evet. Bir, hükümet bir kere bunu istemiyor. İkincisi bize ne diyeceklerdi? 4 yıl boyunca, beş yıl boyunca siz sandıktaki bir takım ayak oyunlarıyla bu seçimi ucu ucuna aldınız deyip bu şekilde kampanya yürüteceklerdi. Hı hı. Şimdi aslında bize bu imkanı tanımış oldular. Açık ara alacağımız bir seçimde 5 yıl bize söyleyebilecekleri hiçbir laf olmayacak. Kendileri sessiz kalacak. Bakın buraya geliyorken <laughs> meclis taksisini kullandım. Hı hı. Hiç aklıma gelmeyen bir şey. Taksi şoförü diyor ki "Sayın vekilim diyor bu meclis ne zamana kadar çalışmayacak?" diyor. Dedim bu seni hani yani biz de bunu istiyoruz. Vatandaşın sorunu var. Ben evet, diyor çok uzun bir süredir. Evet. Konuşulmayan konular bakın, var. Bakın diyor ki biz burada taksici olarak geçen ay diyor evime diyor 2 lira götürebildim diyor. Çünkü gelen giden müşteri yok diyor. Hı hı. Ya karşıdaki diyor pastane simit satamıyor. Simitçi simit satamıyor. Yan taraftaki seyyar satıcı simit tezgahını kaldırdı. Aslında bir günde birçok yani, evet zincirleme. Yani etkiliyor. Başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Bunun yolu sevgiden geçiyor. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerinde samimi olsa. Keşke Peki şimdi bu arada Bahçeli'nin bir takım açıklamaları var. İşte Kılıçdaroğlu'nun çok ileri konuştuğunu söyledi, konuları çok saptırdığını, konuşmasının hakaret içerdiğini ifade etti. İşte dokunulmazlığı kaldırılmalı dedi, YSK'nın kararı haklıdır, adildir dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim daha önce biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Hı hı. Ne demişti? TC'yi geri getirmezsem namerdim. Hı hı. Bu Bilal oğlanı ve Tayyip Erdoğan'ı mahkemelerde süründürmezsem, Yüce Divan'a göndermezsem namerdim. Onun bir de böyle tekerlemeli sözleri vardır işte. Tek eden başlar, baldaki tuza kadar gider. Evet. E bunların hangi biri oldu? Hiçbiri olmadı. O yüzden şu anda Devlet Bahçeli'nin yapmak istediği, kamuoyunda yer tutmuş, öngörüleriyle Millet İttifakı'nı oluşturmuş ve bir başarı elde etmiş Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden kendi reytingini arttırmaya çalışıyor. Yoksa bizim açımızdan çok da fazla bir ciddiye alınacak tarafı yok. Bana göre böyle. Hı hı. Çünkü emir komuta zinciri içerisinde demokrasi işlemez. Bunu da herkes bildiği gibi. Ben şöyle söylüyorum, ben çevre yaşadığım bölgemde daha önce bu partiyle... Birlikte hareket etmiş ama şimdi genel başkanlarının göstermiş olduğu bu kayıtsız şartsız teslimiyet neticesinde ciddi anlamda kendilerini sorgulayan ve bundan utanç duyan seçmen sayısı oldukça fazla. Hı hı. Bu anlamda da e, Sayın Bahçeli'nin tutup gel şeyinizi kaldıralım, dokunulmazlığını kaldıralım. Yani bir suç duyurusu varsa gidip yapabilirsiniz. Şimdi bu süreçte evet AKP her yolu deneyecek gibi. Yani İstanbul'u almak için her yolu deneyecek gibi. işte bir takım görüşmeler oldu. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşüldü vesaire. farklı yorumlar yapılıyor. işte acaba HDP'nin seçmenine seçmenin oylarına talip mi yeniden AKP diye? Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi demokratik süreç içerisinde elbette e, yani HDP seçmenin oyuna talip olmak siyasi parti gereğidir. Dışladıkları bir e, Kürt kesimi evet, tekrar aha. dikkate Şimdi almaları… Şimdi oraya gelmek evet. istedim. Çünkü daha önceki açıklamalarını biz, hatırlıyoruz. Biz yani 82 evet. milyon olarak bir bütünüz. Farklı renklerimiz olsa da… Elbet bu doğru. bütünlükten doğan bir güzellik ortada. Hı hı hı. Burada insanları, her doğan Kürt'ü bir PKK'lı yaftası yapıştırarak terörist ilan ederseniz bu dilin toplumda karşılık bulmadığını kendileri 31 Mart seçimlerinde gördüler. Hı hı. Ama yine ortaya çıkıp e, buraya bu tabana seslenmek isteyecekleri açık. Olabilir değil mi? E, evet. Olabilir. Ama evet. ben şunu söylüyorum veya şöyle düşünüyorum. Artık seçmen bu tufaya gelmeyecektir. Hı hı. Gelmemelidir de. Çünkü bu kaç kere oldu. Her defasında ağzımız çalınan bir kaşık bal ama karşımızda yine terör yine şehitler bu, bu ülkeye gelmeye devam etti. Evet şimdi sizce YSK'nın verdiği bu karar bundan sonraki süreçteki yapılacak seçimle seçimlere olan da bir güvensizlik yarattı der misiniz? Şimdi işte tam olarak da evet Hı -hı. az önce söylediğim şey buydu. Hı -hı. Eğer bu güvensizliği ortadan kaldırmak ve bundan sonraki demokratik hukuk Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar inşa edebilmenin ilk tuğlasını koyabilmenin yolu 23 Haziran'daki seçimlerinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaktan geçiyor. Öteki türlü gerçekten burada bir ciddi bir kaygı oluşacak. Yani biz bu seçime gittik, sandıkta oyumuzu verdik ama bunları iptal etti. Demek ki bildikleri bir şey varmış. Kazansak da iptal ediyorlar. Algısı yerleşecektir. O yüzden herkes akrabasına, eşine, dostuna, sevecen bir şekilde bunu anlatmayı kimseyi ötekileştirmeden. Çünkü biz şöyle tarif ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir çınar. Ve bu çınarın gölgesi inanın herkese yeter. Bizim içimizde sevgi dolu. Bizim içimizde kardeşlik var. Bunu büyütebiliriz. Bunu büyüttüğümüz zaman ilk taş olarak da Sayın Kemal İmamoğlu'nu, Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığımızda 23 Haziran'da ondan sonra bu ülkede demokrasi tekrar yeşerecektir. Hı hı. Aslında bir yandan kötü tabii. Yani çocuklar bile bunu konuşuyor. İşte her şey aklımızda, fikrimizde sadece bu konu olmaya başladı. Ama çok tatlı gerçekten. E tabii her şey de onlar için, onların gelecekleri için verilecek kararlar alınacak kararlar. Divan kurulundaki bu konuşmaya ne diyorsunuz? Şimdi, Sonrasında da şöyle öyle bir şey denildi ya acaba hani bu son toplantımız mı olur acaba diye. Şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yani oradaki konuşmacının ne kadar içten evet. doğal ve samimi olduğunu siz de gördünüz. Evet, i̇şte evet Küçük evet. bebek çıktığını konuştuğunda yüzümüze bir gülümseme geldi, değil mi? Hani bunu aslında Çok yadırgamıyoruz kesinlikle. çünkü insanlar aç. Neye aç? Bu açlık maddi değil. İnsanlar artık Manevi. gezmek istiyor, eğlenmek istiyor, istediğini konuşmak istiyor, özgürce dolaşmak istiyor. Veya işte siz kadınlar için özgürce kahkaha atmak istiyor. Yani bütün bunlara bir blok gelince, iktidar çevresinden dışlanınca ve yaftalanınca insanlar artık yeter dediği için aslında bu halka ortaya çıkıyor. Evet. Peki şimdi e, CHP seçim sonuçlarını nasıl takip edecek? 23 Haziran'da nasıl bir organizasyon olacak? E, neler söylersiniz? Şimdi... E, 31 Mart seçimlerinde bir seçim koordinasyon merkezimiz genel merkezde vardı hı hı. Sayın Genel Başkan hı hı. yardımcımızın. Bununla birlikte Sayın Canan Kaftoncuoğlu da ıslak tutanakların hemen hemen tamamını elde etti. Dolayısıyla biz hazırız. Ama burada artı bir şey daha var. Bu sefer bu katılım yani bu sandıkları olan gözetmen sayısı ve ıslak imzayı takip eden sayısı ve seçim koordinasyonu ol. Değişiklik şöyle olacaktır, eklenerek olacaktır, sayı artacaktır. İnsanlar çünkü sürekli ben de görev almak istiyorum diyor. Hı hı. Buradan onlara da bir mesaj vermek lazım aslında. Tabii. Sadece e, yani resmi kurullarda ya da parti içinde görevli olmaktan değil, herkes karşı tarafta olan, karşı tarafta burada da yanlış aslında ama gönlü bizden yana olup da tereddütleri olan insana ikna etmesi lazım. Ancak hı. bu şekilde biz bu cumhuriyete sahip çıkabiliriz. Hı hı. Buradan tekrar daha bir şey söylüyorum. Küskün seçmenler. Evet, yani. küskün evet. seçmeni söyleyelim. Hı hı. Çünkü sandığa gitmemiş olan seçmenler var. Var. Bakın geçen hafta bundan iki gün bu seçim kararı yenilendikten sonra sosyal medyada bir kampanya açıldı. Bir otobüste benden diye. Evet. İnsanlar kendiliğinden bir şey geliştiriyor. İşte oraya götüreceğim, buraya getireceğim. Buna da katkı verilebilir. Hı hı. Burada oraya gelindiğinde yan komşuna ikna edebilirsin. Üst komşuna gidebilirsin. Onlar sana gelebilir. Ortamı sıcak tutmamız lazım. Kimse bu ülkede bayraktan, ezandan, birlik ve beraberlikten, bunun şikayetçi değil. Biz burada beraberiz. Aslında bu ayrıştırmayı bize dayatarak kendileri bir rant elde etmeye çalıştılar seçimde. Ama bu kötü değil. Bu kötü değil. Seçmen tarafından geri çevrildi. Biz bunu tekrar sahaya yansıtmalıyız ve bu dili kullanmalıyız. Kimseyi ötekileştirmeden. Şimdi bizim için ne demişlerdi? Aynısını ben kendi seçim bölgemde de yaşadım. Bunlar konvoy yapacaklar, havai fişekler patlatacaklar. Öyle mi? Seçim gecesi özel izinle sayın valimizden buradan kendisine teşekkür ederiz. Yarım saatlik izin aldık, meydana gittik. Seçimde bizim kampanyamıza destek verenlere il başkanım, belediye başkanım ve ben teşekkür ettik. Hepsi bu. Hı hı. Sonra da herkes evine gitti. Taşkınlık yok. Diğerlerine laf atma yok. Konvoy hı hı. yok. Çünkü bu bir zafer değil ki. Bu bir kazanmışız ve bu 1 Nisan'dan sonra tekrar birlikte yaşayacağız. Aynı şey 24 Haziran içinde geçerli. Bize oy vermiş, vermemiş insanları ayırabilecek miyiz? Ayıramayacağız. O yüzden herkesle eşit şartlarda yaşayacağız. Şimdi tabii burada göz ardı edilmemesi gereken konulardan bir tanesi de şu. Hı hı. Sayın Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz görev süresinde bulunduğunda mutfağı denetlemeye gidiyor. Evet. Değil mi? Burada karnıyarık Yine da çok vardı. Yine çok konuşuldu. Evet, Sosyal Sosyal medyada var. çok izlenen videolar arasındaydı. Herkes aynı yemeği yiyecekti. Evet. Doğrusu bu değil mi? Evet, evet. Yani niye insanlar birbiriyle ayrıştırılıyor, farklılaştırılıyor? Hı hı. Herkes aynı şeyi yiyebilir. Ayrıca patlıcan musakka da öyle e... musakkaydı galiba değil mi? söylenilen yemek. Evet. evet. Öyle ucuz bir yemek de değil yani. Herkes yiyebilir. Patlıcanın kilosun ciddi anlamda mani. Tabii tabii <laughs> evet evet. Siz antrikot yiyeceksiniz denildi Ekrem İmamoğlu'na. O da hayır. Herkes bundan sonra e, aynı yemeği yiyecek dedi. Peki sizce memnun kaldı mı İstanbul'u? 17 günlük bir belediye başkanlığı süreci var. E, Bakın bunu Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Seçim hesabına girdiği zamanki takipçi sayısı ve seçimde mazbatayı aldıktan sonra geçirdiği süre içerisindeki Twitter takipçi sayısı inanılmaz bir artış gösterdi. Bu da ne? İnsanlar orada kendisini buldu. Böyle olması lazım dedi ki böyle olmalı. Hı -hı. Bu yasına ekstra bir şey değil. Hı -hı. Şöyle değil. Yani kaleci kaleye giden topu kurtardı, gol olmasını önledi diye onu alkışlamak yanlış bir şey. Görevi o zaten. Sayın Ekrem, onun da görevi o. İnsani olarak herkesle aynı eşit yemeği, aynı sofrayı paylaşmak. Hı -hı. Bizim istediğimiz de bu. Peki sizce 23 Haziran'da bizi ne bekliyor? Nasıl bir seçim sonucuyla karşılaşacağız? E, ondan sonraki süreçte neler olur? E, öngörüleriniz neler? Bir kere e, 23 Nisan'a 23 Haziran'a gelinceye kadar her türlü provokasyondan uzak durmamız lazım. Hı hı. Çünkü e, ve muhalefetin tavrı nasıl olmalı? İktidarın tavrı nasıl olmalı bu süreçte? İktidarın tavrı e, nasıl olacağını görüyoruz. Dün Kendisi e, Tusya toplantısında evet, çalışanları fırçaladı. Hı. Çünkü e, bir kere kaybetmeye başladığınız zaman o kaybetme korkusu insanı agresifleştirir. Hı hı. Ve karşısındakini sürekli aşağılama ihtiyacı hisseder. Hı hı. Ve bu sürece girildi. Bizim dilimiz seçimlerde sürekli yumuşak bir dildi. Birleştirici ve e, bütünleştirici, bütünleştirici evet. bir dildi. Bunu kullanmaya devam, devam edeceğiz. 23 Haziran'dan sonra nasıl olacak? gayet güzel olacak. Yine ülkenin her baharında yaz gelecek. Her şey çok güzel gelecek. olacak. Evet, her şey çok güzel olacak. Burada e, o mehter veren diyen bir spiker var. Bu e, sözü e, Erkan Tan. geçen dünkü yayınında sanırım terör örgütünün kullandığı dil olarak e, atfetti her şey çok güzel olacak söylemini. Yani insanlar artık e, şizofreniye doğru gitti. Medyanın tavrını nasıl buluyorsunuz bu süreçte? Medyanın tavrı zaten medya olarak e, muhalif anlamda diyelim ya da bizlere e, ses veren, söz veren iki gazete bir televizyon. Başka kimsesi yok. E, Ötekilerin de buradan reklam aldığına göre, bir kişi altında tekerleştiğine göre farklı bir söz söylemelerinde beklemek imkansız. Bakın sizin yayınınız vardı değil mi? Halk TV ile ilgili. Hı -hı. E, Star TV'ye reklam gönderilinde arada spot olarak... Ekrem İmamoğlu'nun pardon Uğur Dündar'ın spot olarak gönderdiğinde Ekrem İmamoğlu'nun yayını var, reklamı var diye televizyon yayınlamadı. Oysa kapitalist bir sistemde koşa koşa bu reklama atlamaları lazımdı, değil mi? Demek ki beslendikleri Ama bu yere aksi hizmet bir ediyorlar. Eee şey etki yaratmıyor musunuz? Kesinlikle. Şey. Bunun farkında değiller. Hı hı. Çünkü e, kaf dağında oturuyorlar. Herkesi mutlu mesut görüyorlar. Dün yine paylaşılan bir vatandaşımız vardı. Soğanın kilosu 10 lira evet. olur mu diye değil mi? Ben bu soğanı aldım. Bundan inanın haberdar değiller. Hı hı. İnanın haber değiller. Böyle olunca da bu yaşananları bizim ortada eksejere ettiğimize inanıyorlar. Abarttığımıza inanıyorlar. Çünkü vatandaşın içinde değiller. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. Askeri ücretle bu ülkede geçinebilmek imkansız İnsanlar işte vatandaşın dediği gibi ne kırmızı et yiyebiliyorlar ne beyaz et yiyebiliyorlar. Yiyebildikleri bakliyat ve soğan. Ekmek biliyorsunuz bizim orada da ucuz bir şeydi. Ekrem İmamoğlu bin liraya düşündü. Peki bakın oradan da geldi e, laf lafı açıyor ama e, halk ekmekten kazanılan parayla İstanbul Büyükşehir ne yapmış? Başakşehir'e futbolcu almış. Hı hı, hı. E, bu mudur şimdi ya? Ya bu mudur? Ve o para afaki. Başakşehir'i satmış, satarken referans olmuş, para yatırmış, alırken de kendisi para almış. E şimdi bu hangi ahlakası var? Hangi dinde bu var? Yani bunları aslında ortaya göstermesi, demin söyledik ya ne yaptı diye. Şu birkaç günlük görev süresi içerisinde bile yapılan bu haksızlıkları göstermesi açısından bence son derece önemliydi. Ki bir de uzun süreli olduğunu düşünün. Burada tabii bir de şu var. Gündem sürekli İstanbul olduğu için aslında Ankara'da Mansur Yavaş Bey'in yaptıkları gözden kaçıyor. Gündeme çok gelmiyor. Arkaya düşüyor. Evet. İzmir'deki Tunç Soyer Bey'in yaptıkları arkaya düşüyor. Keza hı hı. E, Adana. Bir kayıp süre var gerçekten. Evet. Ülke çünkü tamamıyla İstanbul'a İstanbul kilitlendi. kilitlendi. Bunu aşacağız. 24 Haziran Şimdi güzel de olacak. Şimdi YSK'nın diğer kararlarını vermesini bekliyoruz. Keşke reddettiler. Bu Öyle Neden? Çünkü şöyle söylüyorum bakın. E, bir 31 Mart seçimlerinin öncesinde bütünüyle bir seçime gidiyor iken hı hı. şimdi tek parça halinde seçime gideceksiniz ve orada farklı belediyelerin farklı partilerden kazanılmış olması neticesinde iktidar partisi belediyeleri inanın ciddi anlamda baskı çalışanlarına olsun, yardım verdiği kişiler olsun ciddi anlamda baskı dayatacaktır. Bunu kullanacaktır. Gayri insani ve gayri ahlaki olarak. Buyurun hep birlikte seçime gidelim. 39'unu da yenileyelim. Biz varız. Hı hı. Ama niye yoklar? Çünkü çoğunluğu küçük ilçelerde kendileri aldılar. Mecliste çoğunluğu kendileri aldılar. Korkuları da ondan. Yani kaybedersek bunları bal elimizde olsun diye. Eğer ortada bir hukuksuzluk varsa ki bize göre yok, buyurun hepsini iptal edin. Çünkü e, tabiatın... Kanunun gereği bunu gerektirir. Şimdi YSK bir karar verdi ee, ama bu karar verirken yani oylama yapılırken e, yedek üyeler mi e, bu kararı verdi? E, yani oy kullandı ya da kullanabilir mi? Şimdi bununla ilgili Hadimi Bey bir açıklama yaptı aslında bizim YSK temsilcimiz. Hı hı. 2014 yılından beri bizim de okey verdiğimiz, onayladığımız bir şekilde... Ee, bu tür önemli kararların hepsinde kurul 11 kişi toplanıyor hı. ve 11 kişi olarak oylanıyor dedi. Hı hı. Dün Sabi Kanadoğlu'nun da bu yönde bir açıklaması vardı. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Hı hı. Yani e, üyelerin oy kullanmasında ya, ya da işte 11 üreyle değil de 7 ile kullanılması gerektiği 2014 yılında bir e, teamüle bağlanılmış bir konu. Şimdi bir de şu mevzu var, işte sandık başkanlarının kamu görevlisi olma olmadığı maddesi, yani onun üzerinden zaten iptal edildi. Bu kararın gerekçesini siz nasıl buluyorsunuz? Yani böyle bir şey, diğer seçimlerde de oy kullananlarda <laughs> muhakkak ki araştırılsa böyle bir şey olabilir. Hepsi aynı. Evet. Şimdi demin az önce de yani söyledim, bu kurulları kim oluşturdu? YSK oluşturdu. Hı hı. Kim onay verdi? Kaymakamlık ya da valilik onay verdi, öyle mi? E, kendi kendilerine tezat etmiş oldular. O onaylarken, o seçim kurulları, sandık kurulu başkanlarının devlet görevlisi olmadığını bilmiyorlar mıydı? Kendileri atamadılar mı? Şimdi kendi kendileriyle bir çelişki içerisine düştüler. Esas tezatlık da burada zaten. Kendi yaptığınız şeyi hayır arkadaş olmaz, bunda bir şey yapılmış diyorsunuz. E, o zaman istifa etmeleri gerekir. Öyle mi? Yes yüksek seçim kurulu üyelerinin bu red kararı yenilensin kararı verilen 7 yedi hakimin 7'sinde itiraz şey istifa etmesi gerekir. Çünkü kendi verdiğiniz kararla kendiniz çelişmişsiniz. Yapabilirler mi? Evet, Yapamazlar. şimdi Sayın Göker, son birkaç dakikamız kaldı. 2 e, ya da 3 dakikamız kaldı. Onu belirteyim. E siz bitirin istiyorum programınızı programımızı. son olarak bu aday değiştirmek konusu da gündeme geliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yoksa hani parti aday göstermişse yeniden başka bir aday gösterebiliyor mu? Değiştirmek mümkün mü adayları vesaire? Bu da tartışma konusu oldu biraz. Şimdi şöyle Adayın ölümü ya da kendi rızasıyla istifa hı hı. etmediği süreci içerisinde aday değişikliği mümkün değil. Aynı adayla gitmesi lazım. Hı hı. Bir kere bunun altını çizelim. Burada da zaten Binali Bey bir açıklama yaptı. Ben adayım dedi. Tayyip Bey de bunu destek verdi. Bu konudaki tereddütlü gelen mesajlara bir cevap vermiş olalım. Evet. İkincisi sürekli… Evet, tartışılan mevzulardan evet, yok, biri… Yok burada böyle bir değişiklik olmaz. Hı hı. Ya da seçime katılmamış bir partinin… Ben Yeniden aday gösterebilir Bu da mi? mümkün değil. Bu Çünkü da Çünkü bir... seçim tekrarı. Hı hı. Şartların aynı olması Çünkü lazım. Çünkü HDP aday gösterecek evet vesaire evet. deniliyor ya. Bu kafayı bul bulandırıp hı hı. insanları çaresizliğe ve işte tamam olmuyor bildikleri bir şey varmış biz bu seçimi kaybettik moduna sokabilmek için bir algı yöntemi. Bu iki tanesini söylemiş olduk. Üçüncüsü 18 yaşını o tarih itibariyle doldurmuş olanlar seçime eklenir. Hı -hı. Onun haricinde sürekli sosyal medyada dolaşan Tabii, onlar bir şey var. Evet Hı -hı. 18 şey 100 bin polis görevlendirildi. İşte gidip sandıkta oy kullanacaklar. Bu da mümkün değil. Çünkü öyle e, mi? Evet, mümkün değil. Çünkü e, dışarıdan gelen bir insanın yerleşke bölgesi olmayan bir yerde oy kullanabilmesi mümkün değil. Hı -hı. Hı -hı. Aynı e, sandıkta aynı seçmen profiliyle onaylanmış listelerle bu işe tekrar gidilecek. Hı -hı. Yani dışarıdan Seçmen takviyesinin olduğunu ya da getirileceğini e, söylemek bir algı yöntemidir. Bu bizim gibi demokratik güçlerin oluşturduğu seçim atmosferinde bir moral bozukluğu yaratmak için kullanılan bir argumandır. Başka hiçbir şey değil. Peki bitiriyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz Göker Sayın Göker? Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son e, dakikalarımız, evet. saniyelerimiz diyelim hatta. Şöyle söyleyeyim o zaman. Evet her şey çok güzel olacak. Peki böyle bitiriyorsunuz sloganla. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Göker'e. Burdur, CHP Burdur Milletvekili bizlerle birlikteydi. Gündemi konuştuk efendim. Noktalıyoruz bu bölümü. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.